Yasak nedir, nedir yasak? Nereden çıkmış bu yasaklar? Yasak nedir, nedir yasak? Hiç düşündünüz mü dostlar? Senin adını Abdurrezzak koyacaklarmış. Niye benim adım Abdurrezzak oluyormuş? Bana ne ya? Ben kendi adımı kendim koyacağım. Olmaz, yasak. Yasak ne demek? Yasak demek. Ne güzel anlattın. Yasak diyorlarsa yasak duran mı isterken çocuksun be. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Tepinme be Abdurrezzak. Tepinme be. Tepinme be. Zavallı kadıncağız durmadan tekmeliyoruz ya, babama şikayet ediyor. Babam kendine baksın. Terbiyesiz, daha doğmadan neler biliyor. Bilmiyorduk ama göre göre öğrendik. Benim kafam bozuluyor ya. Niye kafam bozuluyor? 7 aydır burada tıkılı kaldık, kafam ona bozuluyor. Sabret, şunun şurasında 2 ay kaldı, ondan sonra dünyadayız. Ben bekarken doğmak istiyorum. Tamam, ben 7 aylık doğacağım. Olmaz Abdurrezzak. 9 ay 10 gün dolmadan bütün çıkışlar yasak. Ne biçim yasak? Ben bu yasağı hiç sevmedim ya. Daha doğmadan yasaklara karşı çıkmaya başladım. Serseri, bozguncu cenin. Ben yasaklara karşı çıkıyorum diye serseri bozguncu cenin mi oldu? Tabii, kimler karşı çıkar yasaklara? Kimler çıkar? Serseriler, anarşistler, bozguncular, kurulu düzeni beğenmeyenler. Bu mu kurulu düzen? Sevsinler kurulu düzenini. Beğenemedin mi kökü dışarıda velet? Ben kurulu düzeni beğenmiyorum diye köküm dışarıda, sen beğeniyorsun diye içeride. Tabii. İkimiz de aynı yerden besleniyoruz, dış yardımlı. Olsun. Ama ben senin gibi karşı çıkmıyorum. Gelenlerle idare ediyorum. Ya Rabbi şükür diyorum. Ben iyi aile çocuğuyum. Ben onun bunun çocuğu muyum? İkimizin de annesi babası aynı. Olsun. İkimizin annesi babası aynı diye aynı karakterde olacağız demek değil ki. Sen serseri olabilirsin, ben efendi. İyi iyi. Tamam tamam. Sen efendi, ben serseri. Sırtı artık dayanamam. Çıkıyorum. Yetti gayri. Aman sakın deli olma, daha vakit gelmedi ki. 2 ay var çıkmamıza, doktor tamam demedi ki.
Tek başına çıkamazsın, ikizler beraber doğar. Oh ne güzel, hadi yürü. İyi ama ya yasaklar? Aman aman, yasaklar yasaklar. Nedir bu yasak yasak yasak? Bana ne ya? Ben yasak masak dinlemiyorum ya. Hoş geldin bebe. Ölene kadar yaşam boyu içinde yaşadığımız konumuz bugün yasaklar dostlar. Yasak nedir, nedir yasak? Nereden çıkmış bu yasaklar? Yasak nedir, nedir yasak? Hiç düşündünüz mü dostlar? Kimler koyar yasakları? Kimler korkar yasaklardan? Faydalı mıdır yasaklar, yoksa zararları mı var? Evde yasak, duvarları çizme yasak, halıyı kirletme yasak, tabakta yemek kalmaz yasak, gece geç kalmak olmaz yasak. Ama baba, sus bacağını kırarım yasak. İş yerinde yasak, sabahları geç kalmak yasak, tuvalete sık gitmek yasak, İşte makyaj yapılmaz yasak, sıkma başlı gelinmez yasak. Ama patron, sus görevden alırım yasak. Okulda yasak, sokakta yasak, sporda yasak, yatakta yasak. Bunca yasak ortasında acep nasıl yaşasak? Yaşasak da mı yasaklasak? Yasaklamasak da mı yaşasak? Bu köşe kış köşesi, gır gır yasak. Öyle çok yasak var ki sayması uzun süre. Yasak olmayanları saysak ya biz birader. Nasıl çok yasak var ki, ne demek oluyor bu? Ortada yasak mı var? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Varsa söyle, duyalım. Var mı dedim canım ben? Hayır yani, bilelim. Ne istiyorlar benden? Ne olur he? Aynı fikirde misin? Sence de var mı yasak? Yıllar var ki görmedim, bence artık saymasak. Neyi saymasak? Yasakları. Yasakları saymayalım mı yani? Tabii saymayalım. Aman duyuyor musunuz, beni suça teşvik ediyor. Ya! Ya yasakları saymamak olur mu? Yasaklara karşı mı gelelim? Karşı mı gelelim? Yok canım, yok ya, yok olur mu? Tabii hiç yasak yok olur mu? Yok olur mu? Yok olur mu? Marlboro sigarası mı lan bu yasak? Aa, Marlboro mu yasak? O eskiden yasaktı. Marlboro şimdi özgür oğlum. Halamın oğlu bir karton Marlboro ile yakalanmıştı, hala içeride yatıyor be. Yapma ya. Vallahi. Ziyaretine gidiyor musun? Gidiyorum. Geçen gidişimde iki karton Marlboro götürdüm.
Bana bak, gene gidersen bir 100 mark vereyim de benim amcaoğluna götürüver he. Götüreyim de senin amcanın oğlunu içer de. Geçen sene 50 markla yakalandı. Desene şu yasaklar bir alem. Aa, sıkıysa sen desene. Niye oğlum? Öyle ulu orada konuşmak yasak. Say bakalım hangi yasaklar bir alem. He? Ne oldu? Güngör Bayraktan beter oldun değil mi? Ulan niye ben söylüyorum yasakları sen saymıyorsun? Saymakla baş edilmez ana. E ne yapacağız? E şarkısı var ki. Gel çık işin içinden, nasıl sıraya koysak öyle çok yasak. Baki hangi birini saysak. Her taraf yasak dolu, sürekli gitmek yasak. Orada sigara içmek, şurada çöp dökmek yasak. İşemek yasak, bazen çimlere basmak yasak. Önce pede balkona çamaşır asmak yasak. Sen çamaşır asarken aşağıdan bakmak yasak. Böyle yasak olur mu? Hariçten gazete yasak. Kimi parasız diye, kimi rahatsız diye imrendiği şeyleri yiyemez, bakmak yasak. Hayvanlara kadarcı davranmak kesin yasak. Dayak yiyen kadına çıkmasın sesin yasak. Haksız kazan sağlamak, dolap çevirmek yasak. Üç kağıtçı değilse hakaret etmek yasak. Trafik ve siyaset kuralsız olmaz yasak. Sağdan gidersen alkış, sola sapılmaz yasak. Bazen bir yazı yazmak, kitap okumak yasak. İyi güzel de dostlar, insanız biz diyorsak, haykırırız korkusuz, olmaz bu kadar yasak. Gel çık işin içinden, nasıl sıraya koysak öyle çok yasak. Haki hangi birini saysak. Gel çık işin içinden, nasıl sıraya koysak öyle çok yasak. Haki hangi birini saysak. Efendim, yasaklara hoş geldiniz. Biliyorsunuz yasaklarla dolu bir dünyada, yasaklarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Buraya gelirken bile kim bilir ne yasaklarla karşılaştınız. Ama burada karşılaşacağınız ilk yasak şey bir yasak. Şimdi şey hepiniz biliyorsunuz tabii. Tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içinde her anlama gelen bir şeydir. Şeyin efradını cami, ahyarını mani tarifi böyle oluyor. İşte bu yasak da öyle bir şey. Yani bilmem anlatabilmiyor muyum? Dur! Efendim? Yasak! Ne yasak? Buradan geçmek yasak. Nasıl yasak yani? Soğanlı var, sarımsaklı var. Hangisini seversiniz? Nasıl? Ne demek nasıl yasak yani? Basbayağı yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Türkçe YASAK yasak. Ben eve gidiyorum. Olabilir. Olabilir tabii. Hayır, buradan olmaz. Buradan yasak. Eve gitmek mi yasak? Eve gitmek yasak değil. Buradan geçmek yasak. Ben buradan geçmezsem eve gidemem ki. Bizim eve giden tek yol bu ya. O beni ilgilendirmez. Ha, sizi tabii ilgilendirmez. Beni ilgilendirir çünkü eve gidecek olan normal olarak ben olduğum için. Hayır, eve gidemeyecek olan sizsiniz çünkü buradan geçmek yasak. Ya ben şimdi eve gitmeyeyim mi kardeşim? Ben sana eve gitme mi diyorum? Demiyor musun? Demiyorum tabii. Bul başka bir yol, git, karışmam. Başka yol yok. Bizim eve giden tek yol bu. O beni ilgilendirmez. Evde çoluk çocuk bekliyor da. Hiç fark etmez. Ne fark etmez? Çoluğun çocuğun beklemesi fark etmez. Oh. E tabii çocuklulara serbest, çocuksuzlara yasak diye bir şey yok ki. Bu memlekette eşitlik var. Yasaksa herkese yasak. Peki kim koymuş bu yasağı? Ben koymadım. O zaman bırakın geçeyim ya. Geçemezsin, ben uyguluyorum. Buradan geçmek yasak. Ha. Eve gitmeyeyim daha iyi. Bir şey diye yani de eve gitmek yasak değil, olsun bitsin. Sen ne anarşist herifsin. Niye? Ne öyle eller cepte falan, öyle bir afra bir tafra.
Bu davranışlarınla 12 Eylül öncesine geri dönelim mi istiyorsun yani sen ha? Çıkarayım Cemilet. Bu memlekette özgürlük var. Herkes evine gitmekte özgürdür. Biz kimsenin evine gitmesini yasak etmiyoruz. Ama bu yoldan eve varmayı yasak ediyoruz. Ha çok iyi yapıyorsun Sevil. İyi yapıyoruz çünkü bu yol tehlikeli. Bu yol engellerle, engebelerle dolu. Bu yolda tümsekler var, bu yolda sifoslar var. Takılırsın batarsın, sizin iyiliğiniz için konuyor bu yasaklar. Anlasana artık bunu. Nasıl anlatayım bilmem ki, başka bir dil biliyorsun o dil söyledi. O dilde anlatayım da anla bari bunu anlamadığına göre. Nasıl anlatayım ben sana bunu ya? Sağ ol. Eve nasıl gideceğim? Sen taktın sen. Ne? Sen eve gitmekle bozdun. Evet. Peki kimse sana dünyanın yuvarlak olduğunu söylemedim. Neyin ne yaptığın oldu? Dünya diyorum. Dünya yuvarlaktır. Galileo, Magellan. Ya dünyanın yuvarlaklığıyla benim eve gitmemin ne ilgisi var kardeşim ya? Çok yakın ilgisi var. Aa. Şimdi senin evin ne tarafta? Bu tarafta. Tamam. Sen şimdi dön evine arkanı. Dön bak ben seni göndereceğim. Dön. Kal öyle. Şimdi burnunun dikine dümdüz yürü. Dünya yuvarlak olduğu için aynı yönde gidersen aynı noktaya varacağından. Buradan yasakları çiğnemeden arkadan evine gidersin kardeşim. Güle güle özgür insan. Hayırlı yolculuklar anam. Yürü lan. Kafası karışınca ayakları da karışıyor. Affedersiniz bir şey soracağım. Sor. Önümde kara olduğu sürece yürürüm tamam da. Karşıma deniz çıkarsa ne yapayım? Yüzme biliyor musunuz? Biliyoruz. Yüzünüz. Onu hiç düşünememiştik yani. Düşünmeliydiniz. Demokrasilerde çare tükenmez. Yolu çıkaramazsan sen de bir bilene sor. Yoldan evine gide dursun bırakalım. Biz ilk çağda taş devrinde sanata, sanatçıya getirilen yasaklara bir göz atalım. Taş. 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 Taş.
gel buraya. Rugat, bir hata mı ettin? Uvago, uvago. Okuşların yarısını bana ver. İyi ama onları ben vurdum. Oko, ben gugu kakak, ben gugu koko. Olsun, sen yakalayacaksın, ben yiyeceğim. Gigi kaka kukak, senin anlam güzel mi? Yakalayın. Dağılınlar. Aman kakın hava. Aman bırakın gitsin köpek. Gigi kaka kaka kaka. Neden kaçıyor bu acaba? Kaka, o kaka. Hoş ver sevgilim, biz kendimize bakalım. Gigi kaka 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 kaka. Beni çok mu seviyorsun kız? O kaka, o kaka Murat. İnan ki seni çok sevdim Murat. Hugagon kurak kuk. Pardon Murat yok. Geri giy kaka 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 kurak kuru kurak kaka kuru kuru bak bak. Özür dilerim, burasını çeviremeyeceğim. Terbiyem müsaade etmiyor. Makika kika kuvam yavak konkaş. Evlendirsek bahçesinde filler, dinozorlar, su aygırları, ayılar oynaşan minik bir mağaramız olacak sevgilim. Orayı gönlünüzce döşetip Araplara kiraya veririz. Hoga, hoga no. Kaçır beni buralardan, seninle olmak istiyorum. Hoga gigir. Olabilir. Gegine hunga. Gel bakalım buraya. Bak iyi gök 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 gök. Bir dakika, yine yanlış bir şey mi yaptık? Gel pezevenk. Uvago uvago uvago. Onun yarısını bana ver. Ağzı. Hay içine edeyim ağız alışkanlığı. Kikaka uva eve. Kızımın yanında ne arıyorsun deve? Bak iyi gök gök uvam yerde ve sen de dükkana ver. Gök 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 gök. Hiç. Ama makika tuka. Biz birbirimizi seviyoruz baba. Oka. Olmaz. Kuka kuki. Bu herif tehlikeli. Kuki ki. Beni neden tehlikeli bulduğunuzu rica etsem kendinizi yormadan bana ve arkadaşlarıma açıklayabilir misiniz acaba beyefendi? Bakı kuku kuku ben bu kongo. Ben senin homongo. Bakın bakın elindekileri görmüyor musunuz? Sanatçı mıdır nedir? Durmadan mağara duvarlarında resim yapıyor. O kuka kuku tuka. Resim yapmak yasak mı baba? Tukaka tukaka. Mutlaka mutlaka. Durmadan mağara duvarlarında bizon resimleri daha keskin resimleri yapıyor. Aç olanların iştahını daha çok açıyor. Onlar da gözlerini bizim yiyeceklerimize dikiyorlar. Biz bunu ne zamandır arıyorduk. Getirin. Aa. Gugavon. Gugavon. Kekinga. Sen gel böyle. Sen geyik oyuncusu tüccarlarına, post tüccarlarına layıksın kızım. Sanatçı mıdır nedir bu hainden vatana da sana da hayır gelmez. Gögümüge. Bu da tercüme aşağı yukarı aslının aynı. Günüm seninle başlar, seninle biter gece, seninle dolu cümlem kelimem nece. Sen sevdiğim, sen bilmecem çözemediğim, sevginin her şeyimsin. Beraberce ölene dek. Beraber.
gönül ferman dinlemez mi? Allah! Allah! Isırma kadın, yine muflar ettin, yapma böyle diyorum sana ya. Çok karışma Abdülkadir. Ya kafamdan kaktırıyorsun, karım düşeceğim, bir yerimi yaracağım ya. Bu ne şiddet bu Celal? Ne kadar kıskanç bir kadınsın sen. Gülüm benim, bülbülüm, galeryem, kuşum. Seni sevdiğimi bilmiyor musun? Koca memeli karıcığım benim. Sus! Sus! Hem beni sevdiğini söylüyorsun, hem benim yanımda başka kadınlara bakıyorsun. E cingöz nasıl da gördün onu? Bir şey mi söyledin? Yani kim bakıyor lan? Demin arabadaki genç kıza yiyecek gibi bakıyordun, gözlerimle gördüm. Şoföre bakacak dedim ya, kıza baktım. Ne? Yani kıza baktımsa şoförden ağrı gözüm kaymıştır gülüm. Yoksa ben gül üstüne gül koklar mıyım? Senin yanında başkasına bakabilir miyim? Gülüm benim, bülbülüm, kanaryem. Koca memeli kanaryem. Hollanda tipim. Tam benim tipim. O da öte Bana para veriyorsun diye başka kadınlara bakmaya hak mı kazanıyorsun? Yok canım. Evli bir adama karısından başkasıyla ilişki yasaktır, yasak. Demek beni seviyorsun ki kıskanıyorsun karıcığım. Çok konuşma Abdülkadir. Doğru, haklısın. Konuşma. Karıcığım. Haklısın karıcığım. Öyle yasak aşklar, çapkınlıklar, zarparalıklar benim kafam almaz. İşte biraz kafasızsın karıcığım. Ne? Allah! Isırma lan! Hayatımda böyle tembel servis görmedim kardeşim. Çalışmıyorlar birader, çalışmıyorlar ya. Öyledir abi. Her odada bir masa, her masada horlayan bir adam. Vardır abi. Bediye Hanımcığım, şunların yekûnunu almış mıydınız? Hayır efendim, almadım, almayacağım da. Herkes kendi işini yapsın, yok öyle şey. Görmüyor musun, hep aynı tantara, hep aynı tantara. Çok saat kaç oldu, masası hala bomboş. Ha, bunları Nesrin Hanım mı toplayacaktı? Gayet tabii, Nesrin Hanım'ın işini ben yapamam. Aa, yapamazsın elbette. Abdülkadir Bey seni... Hop hop. Ne yaptın? Beni söyletmeyin sabah sabah. Patronla açtık iş nasıl diye onun işlerini de biz yapmak zorunda değiliz herhalde. Aman günahını almayın. Ya ne yapayım? Yekûnu alın. Almam, almayacağım. Benim kimseden korkum yok. Evli farklı adama ayakmaya utanmıyor mu? Günaydın, günaydın. Günaydın. Kız neredesin? Sorma Bediye, otobüsü kaçırdım. Canım bana göre hava hoş da gecikince bunlar mırın kırın ediyor. Bir dedikodu bir dedikodu. Neyin dedikodusunu yapıyorlar ki? Aman bilmiyorsun sanki. Güya senle Abdülkadir Bey arasında bir şeyler varmış. Evet, tavşanlarından içenler, sapık çaylarınız geldi. Buyur bakalım Fazıl amca. Yavaş, gene üstüme dökeceksin be oğlum be. Üstüne dökecek bundan iyi çay mı bulacaksın? Hüseyin, bize de iki tane versene. Hemen canım, hemen sultanım. Sen isten de vermem mi Nesrin Hanım? Sen de al Bediye Hanım. Bana bak. Abdülkadir Bey'in hemşerisi olmasan kafanı patlatırdım valla. Ramazan'da patlat da millet orucunu bozsun bari. Şirin şey. Amanın, burada da herkes sinirli, herkes havalı. Söyleyin bizim Abdülkadir'e de kovsun sizi yerinize, bir iki tane adam gibi memur alsın. Aa. Sıkıldım sizden. Aa. Bıktırdınız beni be. Aa. İlimi gemimi kuruttunuz. Aa. Mikrop ordusu. Aa. A'dan başka laf bilmiyor mu? İyi. A'dan sonra iyi değil mi? Niye? Bana sucuğu hatırlatıyor. Ulan Abdülkadir Bey, seni söylemende kovar mı hepimizi? Hepinizi kovmasına kovar da bir deneyiniz hariç. Dedikodu sevmediğim için onun kim olduğunu demeyeceğim. Öyle değil mi Nesrin Hanım? Kız, senden de hiçbir şey kaçmıyor bakıyorsun. Ya benden bir şey kaçmaz. Ha, bu kaçacak şimdi. Bu kadın kısmı bir acayip oluyor. Her evin yuvasını yıkarken ses etmez, iki laf söylersin zırlar. Nesrin? Niçin ağlıyorsun maten maten? Sen hep böyle yaparsın zaten. Şöyle geçme halde. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Vassomin, vassomin, vassomin. Hoş geldin Abdülkadir. Bey. Hoş gördük Hazreti Hüseyin. Ciğim. Ne oluyor lan burada? Ağlıyor. Bunu gördük. Nasıl ağlıyor? Tamam bırak mukallit diyene sığırcık kuşu gibi. Niye ağlıyor? Karı kısmı ağlar ağlar. Ne biçim konuşuyorsun iki numara hakkında? Hanım kısmı gözyaşı döker.
Sözümü maliz ettin. Yani hemşerimsin dedik, sana iş verdik. Geldim canım halıyın ettim. Abdülkadir Bey. Gülü. Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Özel olarak görüşelim. Bu özel olarak görüşme nasıl oluyor? Anana bir sor bakalım. Özel olarak görüşürken çay, kahve, ayran, limonata. Ben anama gidiyorum. Nesrin? Nesroş? Niye öyle araba altında kalmış köpek yavrusu gibi ağlıyorsun? Niye heslendin Merinos'um? Abdülkadir Bey. Abdülkadir diyen o dilleri yürüyün. Bunca aşkımız var, hala bana bey diye hitap ediyorsun. Yemin mi böyle şu barbitler için çok ha? Abdülkadir Bey. Büyük bir bunalım içindeyim. Yok yahu, bulantın varsa eme dur geçer kızım. Efendim? Eme dur süpesi duvar gibi iki tane şakada keser. Ben de bulantı oldu mu gidene yazdı da eme dur süpesi duvar tak. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. Dur bakayım sen böyle dayanamıyorum falan diyorsun, sakın hamile olmayasın. Bilmiyorum. Bilmiyorum olur mu? Al bir rejisör öğren. Rejisör mü? Televizyonu görmüyor musun? Rejisör mü, projektör mü, provokatör mü nedir öyle hani? Evde kendin bir şey kendin yere. Yani yemiyorsun da evde öğreniyorsun. Sen burada öğrenemezsin, ben sana başka yerden öğrendiririm ya. Şey yaparım sana, kurbağalı testi yaptırırım, kurbağalı testi. Yeter ki sen ağlama, dayanamıyorum. Yapma bana böyle. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama kız bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Gözlerim niçin ağlıyorsun? Ben istikbalime ağlıyorum. Olur mu, sen istikbal vaat ediyorsun, onlarla takdile biliyorsun. Senin onlar hesabın kuvvetli. Telefon. Alo. Karım mı? Bağlayayım. Şu karıyı zahidin bağlasalar da kurtulsak. Koca menele kadın. Halbuki seninkiler bir limonu kesmişler, yarısı kumuruyor, yarısı kumuruyor. Bu ne limonu gidiyordu bu çocuğun çöplüğü? Alo, kendi karımla mı görüşüyorum? Emret sultanım, gülüm, bülbülüm, kanaryem. Alçak. Alçak mı? O da seninle aynı kanaatte. Emret, alçağın karısı. Netmişim gene. Gazetede resmimi mi gördün? Ya iş adamlarından yemekteydik. Ya yanımızdaki karılar çerez. Çerezi nereden çıkardın kız? Melez diyorum, melez, melez. Böyle kızıl derili, sarışın. Aslı zenci Çinlisi. Ve subhanallah. Hamdullah'ın sekreteriydi birisi. Yalancı. Sus kız, niye yalan söyleyeyim lan babam? Ulan konuş burada iki de bir de. Karı senden mi duyuyor, ne yapıyor? Aynı şeyleri söylüyor burada. Kiminle konuştuğumu karıştırdım. Yalan söylemekten nefret ettiğimi bilmez misin gülüm, bülbülüm, kanaryem, kuşum? Görürsün kuşunu sen. Kuşumu mu koparken? Ulan konuş burada iki de bir de. Bu yaştan sonra astroloj mu olacağım? Alo. Hay Allah, hatlar mı kesiliyor? Nedir arada? Tık 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 diye sesler geliyor. Alo yavrum. Yeni bir yardım derneklerine yeni bağışlarda bulunursan beni kuşuma azat eder misin? 100.000 veririm. 150.000. Kapattı. Aa, yüzüne mi kapattı? 200 bile kapattı. Hani yakında boşanıyordunuz? Hani en kısa zamanda mahkemeye veriyordu? Veriyorum. Mahkeme de almıyor karıyı. Aa. Ya mahkemeler de akıllandı. Hemen akıllandı bakın. Bana da yazık, ben de içeride bir derede kaldım canım. Bari sen böyle yapma, sabırlı ol, anlayışlı ol, bekle biraz. Ben beklerim ama karnımdaki beklemiyor. Günden güne büyüyor. Herkese rezil olmak istemiyorum. Hele İhsan abim bir duyarsa seni de beni de doğrar. Ay o koca kafalı İhsan doğramacı senin abin mi oluyor? Yaşadık desene.
Aman bir dilekçe vereyim beni profesör yapsın. Önüne geleni yapıyor maşallah. Demek bana olumlu bir cevap vermiyorsunuz Abdülkadir Bey. Ne demek sana olumlu bir cevap vermemek Nesrin Hanımcığım? Gülüm benim, bülbülüm, kanaryem, kuşum. Allah kahretsin, karına söylediğim lafların aynısını bana da söyleme. Her karıya aynı laf mı vuracaksın? Dört tane lafı var, idare edin işte. Lügatla mı konuşacağım sizinle? Ben lafımı ortaya söylerim, beğenen beğendiğini alır, beğenmediğiniz lafı bana kalır o kadar. Lanet olsun. Ben sorumsuz olsun. Demek hamile olduğuma bile aldırmıyorsun. Kim aldırmıyor? Bak şeyle kaldım. Sen beni o kadar hissiz bir adam mı sandın? Hemen aldıralım, hemen aldıralım. Çünkü kırtan serbest sana özel yaptıracağım. Özel restoranda acısız. Abi ben ne yaptım? Acaba ben sana nasıl inandım? Nasıl? Yap, gel gitme bak sana yürüyen merdiveni alacağım. Gel gel. Yemedi kaldık. Ne yapayım söz anlatamadım çekti gitti. Ben gazeteye ilan verdim. Bu defa sarışın. Sen nerede dinleniyorsun? Dağ'a mı gideceksin tatile? Halam ben oraya gidiyordum, dağ'a gidiyordum eskiden. Şimdi orada bir otelde kaldım sabah acı gözüme uyku girmedi lan. Yok yok sıhhatimde bir şey yok da otelin adı bir acayip. Beceren. Hiçbir otel ismi görmedim nasıl bir hizmet satıyorlar adam oraya. Allah bir şey geldi. Buyur kardeşim ne istiyorsun, niye geldin? Kesmeye geldim. Ha. Ya bana bak telefonu kesmeye geldiler. Keriz. Ne bileyim para yatırmayı unuttular bizimkiler. Ben seni sonra dışarıdan ararım. İyi günler. Ne parası bu? Fazla konuşma. Ha fazla konuşurlar gelip burada Almanya'yla konuşuyorlar. Ulan fazla konuşma da beni dinle. Allah PTT ne zamandan beri böyle para topluyor. Oldu şuraya. Yukarısı misafir için. Siz öyle geçin ben şöyle geçeyim. Otur lan şuraya. Allah ben şöyle oturayım. Çay kahveyle içerdiniz. Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun? İnek. O kadar da inek değiliz biliyoruz elbet. Kimim ben? İhsan. Doğru mu atölye mi ne var? Nereden biliyorsun lan? Bizde bir kız çalışıyordu Nesrin geçen de ayrıldı. Onun ağabeyi olmuyor mu sen? Ulan nereden biliyorsun söyle de şey. Dur bakalım dur. İlk defa mı gelmiyor başımıza? Alıştık artık böyle şeylere. Kiminin ağabeysi, kiminin babası. Arada gelir deşerler. Evet. Allah. Ya böyle sessiz sedasız geliyorsun. Korkudan kurdeşen döküyordun. Bak bizim çocuklar da alıştı. Hiç yatırgamazlar. Ulan mikro. Ha? Ulan cemiyet düşmanı. Aferin. Ulan ahlaksız sen. Ya bırak sıfatlarımı şu fiilimi say bakayım fiilimi. Parasına koluna güvenip de yanında çalıştırdığın kız şanlık yeri. Ulan ben seni burada doğramaz mıyım şimdi? Hayır uyumayın lan orada. Çabuk emniyetten birini cemledin. Geçti artık. Hakkınızı helal edin. İşte ben de. Ulan ben dur bakalım bir düşün değer mi? Ulan kız kardeşim namus için değmez mi? Allah ona değer de ben benim için diyorum. Elini yıkana bulama değer mi? Değmez tabii. Oh. Senin gibi bir it için katil olmaya değmez. Tabii bravo. Yani sizi kutlarım. Elini benim pis kanımla niye kirletiyorsun aslanım? Kolesterolü yüksek, lipidi yüksek. Bir de aşağılık bir kan. Sıfır evet negatif. Ulan öldüreceğim seni pezevenk. Tabii öldürebilirsin de bırakırsan ecelimle de ölebilirim yani. Ne diye illa isminin başına katil sıfatını yazdıracağım. Abdülkadir Bey bizim inşaat ruhsatı için gelmiştim. Ay yaşa hoş geldin. Seni Hızır mı gönderdi be kardeşim? Hızır Bey müdürleri olur da biz de beyefendiyle burada bir iş konuşuyorduk. Beyefendi şeyci, bıçakçı, bıçak imalatçısı. Bursa dolaylarından çelik bıçak imalatçısı. Biz de onlardan Suudi Arabistan'a 300 bin tane kalkalı ihracat yapacaktık, onu görüşüyorduk. Sen de hoş geldin. Senin iş kolay canım, senin müdür şimdi Anakent'te biliyorsun. Daha evvelden de bu işleri yapıyordu, malumatı var. Kulağı deliktir. Benim mahsus selamlarımı ilet. Ölmedi sağ kalırsam zarfının mamasını da gönderirim. Telefonu da et, devam et. Bak bir telefonla iş bitiriyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Sana ne lan? Bir bildiğimiz var da soruyoruz. Niye soruyorsun? Aşk olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz emme. Akıl dağıtılırken şu kuluna niye biraz daha cömert davranmadın ya Rabbel Alemin? Anlamıyorum. Ulan senden gelecek akıl Allah'tan gelsin be. Öyle Allah'tan gelsin diye beklemekle olmaz. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, mantık vermiş. Çalışacaksın, girgin olacaksın, iş bitirici olacaksın. Fırsatlardan faydalanmasını bileceksin. Bak fırsat yuvarlanıyor ayağına, bence bundan faydalan. Sana bir sermaye vereyim.
Sen de bu herim gibi dik bir apartman. Nasıl apartman? İnce uzun, kısa kalın. Nasıl istesin? Ben anlamı böyle işletmiyorum. Böyle anlamam deyip kesip atma. Anlayacağım bir iş yaparız. Sana bir kahve açayım. Nasıl kahve? Az şekerli köpüklü. Ne demek nasıl kahve? Kıraathane, büyük bilardo yapmış dediğiniz an. Yemezler. Yemezler tabii, kahve içilir. Ay, içilir dedim bak aklıma geldi. Ne işe kaldım ben ya? Hay Allah, bir şeyler içelim mi? Ulan sen bir dümen çeviriyorsun. Ben dümen çevirsem sen yutar mısın? Yeah. Sen bir defa proteinle beslenmişsin. Heh. Ya sende beyin yok. He? Sende beyin yerine elektronik beyin var adeta. Ha. Elma kafasın sen, elma kafa. İyi bir şey mi lan? Yani elektronik beyin Apple cinsi, Apple. Ha. Apple elma oluyor. Yani cin gibi adamsın ya. Hatta cinliğin doruğundasın. Hüsamettin cin doruğu senin eline su dökemez. Şöyle buyur, geç otur, istirahat et kardeşim. Şeref verdin. Viski içer misin? Tamam ha. Kalite viski bu. Johnny Logan. Ne durum lan o Johnny Logan? Black etiket 12 yıl oldu. Allah'ım sen bana sabır ver. Öyle Allah'ım sen bana sabır ver diye de viski içildiğini duymadım. Nasıl içilir? Şerefe, Rosit, Avutu Santra, Çin. 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 Allah limonata gibi gidiyor maşallah. Bir de daha takdim edeyim. Bay alkolü takdimimdir. Oh, loza şerbeti gibi. Devamlı viski mi içersiniz? Ne olacak? Maşallah, böyle içmesini biliyorsunuz da. Ben aslında şarapçıyım, viski bize gelmez. Bize geliyor, arkadaşlar getiriyorlar sağ olsun. Sana da getirtebilirim istersen. Biz tekerden daha ucuz veriyoruz. Nasıl lan, bize viski yaramaz. Allah. Çarptı mı ne ulan? Yok canım, şunca az viski aslan gibi delikanlının neyini çarpacak be? Yaradı. Zaten yaramalı. Yaramadın mı bana yaramaz. Deneyim bir tane daha. Ver bakalım, anlamadı ki zaten. Al bakalım. Sen de bunu ver bakalım. Giderken alırsın canım. Ne yapacağım ben bunu, bir yemiyoruz hocam Allah göstermesin. Ne lüzum var böyle şeylere? Serserilik, külhanbeylik, kabadayılık eskidi artık. Şimdi kabadayı para. O da bende var. Demek ki dayı benim. Otur bakalım yeğenim. Görüşelim. Neydi konu? Konuya girmeden önce diyordum, bir tek daha atalım mı? Atalım. Artık arkadaş olduk. Şuradan dalganı geç bakalım. Geçe. Mevzumuzun konusu basit bir yasak aşk hikayesi. Bir taraf evli, bir taraf bekar. Amanın hiç duyulmamış şey. Hiç duyulmamış olur mu ya? Ha, bak viskiyi çektin, damarların açıldı, beynine kan gitti, doğru düşünmeye başladın. Hiç duyulmamış olur mu? Her zaman duyulan bir şey. Zaten böyle olur, başka türlüsü olmaz ki bunun, değil mi? Gayet tabii abiciğim. Gayet tabii kardeşim. Bu işler daima böyle duyulur, böyle olur. Başka türlüsü olamaz. Ha, bak viskinin kudretine kurban olayım. Müsaaden de alıyorum. Enişlerin balı gibi iç, ne olacak? Sen şimdi diyorsun ki bir taraf evli, bir taraf bekar. Şimdi evli taraf basit bir laf süperi yaşadık diye yuvasını diyorsun. Çoluk çocuğu sokaklarda mı kalsın? Abiyorsun ben. Olacak şey mi lan, bakın söyle bakın bana şey olacak. Eski dayılardansın, belli oluyor. Yok, Erzurum ekibinden de. Allah korusun abicim. Allah korusun, ne lüzum var böyle şeylere. İnsanlar konuşa konuşa da her konuda anlaşabilirler. Tabii, ben de onu söylüyorum zaten. Hah. Aile yuvası müsellestir. Mukaddestir. Ne? Müselles diye üçgen ederler. Tamam işte, üçgendir. Nasıl bir köşede oluyor? Evli olduğun şahıs, bir köşede sen, bir köşede de aşığın. Okey mi? Ha öyle üçgen. Evet. Okey de uzun kenarı ben oluyorum. Tamam mı? Tamam. Hipotenüs. Çakıyorsun üçgendi ben. Ayıp ettin, çakmaz olur muyum? Okulda biyolojim ondu be. Gel gelelim, karıyı anlatamıyorum. Niye? Neslin anlayışlı kızdır, zamanla anlayacaktır. Onu söylemiyorum ya. Benim davadan bahsediyorum. Sen de mi yasak aş yaşıyorsun? Ha. Ay içken. Karı evli. Karı evli? Ama benimle tıngırlı. Tıngırlı diyor. Karıyı da gıcırdatıyor musun? Aferin ulan, sevdim seni biliyor musun? O da onu söylüyor. Ha, ne diyor? Sevdim ulan seni biliyor musun diyor. Ha. Sen diyor delikanlısın, mertsin, canım 12'sin diyor. Ha, akıllı karı. Hıyardan anlıyorsun. Kocam var ya kocam, adeta bir öküz diyor, öküz. Aman üzeriniz afiyet, onlar da biraz öyle olur karı. Daha doğrusu böyle olur. Muuu. Muuu tipi.
Hadi bu tümü yesek. Ne atlattık ne piknik. Bu tümü. Öküzün aklı fikri işinde gücünde beni hiç çakmıyor diyor. Hele bir şey dalmış karıyı boşlamış. Çeriz. Çeriz. Hele aynı zamanda çeriz. Çeriz. Çeriz öküzü. Çeriz öküzü. Çeriz öküzü yaşa. Ama karı uyanık. Karı uyanık. Abiciğim karı uyanık. Baba baba. Herifin iş yerinde zırt telefon pırt telefon. Hani ilgilenme ayaklar anlıyor musun? Öyle alakasını üzerinden eşitmiyor ki ya. He? Eşit. Hayat numaraları lan bunlar. Günde 40 tane de telefon geliyor bize. Yer miyiz biz bunu? Sonra ona baktın buna baktın diye komptiden kavgalar. En bayağı kıskançlık numaralar. Yaptın kafayı. Hadi bakalım. İç içte anlat hadi. Anlat da git. Tamam. Ha bak Allah aşkına bak. Burasını dinle burasını. Ha. Geçenlerde herim arabada bir kıza baktı diye karı koltuğundan bir kavga çıkartmış. Aklım durur. Herim arabada kıza baktı diye karı koltuğuna. Ben bu filmi gördüydüm. Oradan şey etti, oradan arkadaş görsün, oradan abiyi, onu buraya gelecek de artık o kadar da olur bunlar. Hemen insan beynine kalır, vallahi ne öyle de gidiyorum. Hanedan dizisi gibi oldu. Ne zaman oluyor bu? Ne zaman? Ha bana en son gelişinde. Hangi gün? Hangi? Ah! Alt dudağımı çürüttüğü gün bak abi. Karının ısırma huyu mu ha? Isırır yavrum kuduruktur biraz. Nasıl kuduruyor mesela? Ne oluyor kuduruyor da ne oluyor kuduruk deniyor mesela? Ne yapıyor da kuduruk oluyor? Abicim öküzde bir numara olmayacak karı azıyor tabii. O azıyor ben sakinleştiriyorum. O azıyor ben sakinleştiriyorum. O da beni kolluyor. Nasıl kolluyor? Arpa. Öküzden aldığı arpaları bana toka ediyor. Para sana bir de para mı veriyor? Yok hisse senedi veriyor. Ulan haybeye çeker miyim ben o koca memeli karıyı? Karı koca memeli mi? Koca memeli de esasında kafalı karı kafalı. Aa koca kafalı bir karı. Öyle söylesene işte o başka karı. Başka karı değil. He? Karı koca memeli de beyni çalışıyor diyorum. Koca memeli ısrar ediyorsun. Bit tabii. Vela havle vela kuvvetillah billahil aliyyil azim. Bak Allah aşkına bak öküze diyormuş ki öküze. Ya o elin gariban adamı için ikide bir de öküz deyip durma be kardeşim ya. O da bizim bir vatandaşımız, arkadaşımız, kardeşimiz. Niye böyle konuşuyorsun canım ya? Sana ne oluyor ya? Ne olur ne olmaz. Ben şu ucu bana dokunuyor. He? Yani ben duygulu adamım. Vatandaşıma yapılan bir şey bana da gelir yani. Yardım derneklerine bağıştım olacağım kocacığım. Ver 150 kağıt langır. Kocam Mehmet karı. Arabada kıza baktı diye kocasıyla kavga çıkaran karı. Isırma huyu var. Hat diye. Adı da? Efendim Semiha Hanım geldi. Abi. Semiha mı? Ha Semiha Semiha. Sen ne dedin? Bu benim kişi. Ah pardon. Yardım derneğine para almak hoş geldin buyurun. Kıskan be. Bu ne lan? Ne lan? Ulan benim söylediğim karı bu karı. Olur mu lan? Bu karı benim karı. Bu karı senin karı mı? Gördün mü üç kere öküz. İşler kesat, işler kesat, işler kesat. İşler kesat, işler kesat, işler kesat. İşler kesat, işler kesat, işler kesat. İşler kesat dedik, günlerce bekledik. İşler kesat dedik, günlerce bekledik. Millet düştü dara, gelen yok pazara. Millet düştü dara, gelen yok pazara. Yok bir tek müşteri, bomboş bizim kasa. Yok bir tek müşteri, bomboş bizim kasa. Sonunda geldi Araplar.
azim ve billahil kerim. Ben bu İstanbul'u çok severim. Efendi, ben bu şehre ilk defa geldim. Fakat bu şehri ben de çok sevdim. Ben de çok sevdim. Maşallah, burada her şey mükemmel. Aliyyul ala, fawukal beşer. Hava güzel, alp hoş. Her taraf yemyeşil alam. Bilhassa Bedreddin dalam. Maşallah, bu şehirde her şey mevcut. Uhuvvet mevcut, musavat mevcut, rakı mevcut, şerap mevcut, beyaz avrat mevcut. Lakin yasak, günah, salak mevcut. Niye, yasak değil mi yasaydı? Salaklık mı ya hacı? Ne, işvet hem rakı hem kari. Kaydeti hatırıma geldi. Bizim hatunlarla bizim veledler hangi canipte sence malum mu? Efendi, evet. Senin hatunlarla benim hatunlar... Abi. Senin veletlerle benim veletleri aldılar. Evet. Kiralık iki otobüs tedarikiyle şehri tavafa gittiler. Ah, ah, iki otobüs daha tedarik eyleseydin. Niye? Yarısı ayakta kaldı. Eyvah. Eyvah. Hadi yallah. Yallah. Allah Allah. Niye meydan el şakdin ya hacı? Yasak. Günah. Yok yasak. Günah ne mevcut? Yasak günah kaldı Arabistan. Burada dayan hacı, dayan. Maşallah. Elhamdülillah. Elşükürillah. Ni'meti celilullah. Rahvan gitti ya hacı, rahvan gitti ya hacı. Sak içme bunun saki hacı. Maşallah. Allah. Estağfirullah. Şifa, şifa. Kulli dâhilin yemfe'u. Ayva. Telefon çaldı inşallah bizim tüccarın karı. İnşallah. Avat, bizim kavat. Allah. Avat, ve aleykum selam. Muhammed devam. Hani rakazeler nerede lan? Muhammed, atini muayye bari de kaman. Hemen efendi, hemen. Efendi, vaziyet vahim. Azgınlık baki. Alkol ziyade, aman gelmesinler piyade. Motorize sokuyat, şabuk şabuk. Tamam, kariler geliyor ya hacı. Allah! Kariler burada yakın. Selamun aleyküm ya seyidi. Aleyküm selam, hoş geldin, safa geldin. Safalar getirdin. Zülcelal Hazretleri özendi de yarattı. İntihar! يا حبيبي والله إلهي يا إلهي أنت أول طن استديمك قريب Zeydin Rakı Sevindim Zeydin bu garip anları Karılar nerede? Ve la havle ve la kudrete illa billahil aliyyul azim. Ya hacı, bunlar da hani? Hepsi bu mu? Bir sene, bir beden. Bunlar numune mi? Ha şimdi efendi. Bak şimdi paza bak. Biz iki kişi, bunlar dört kişi. Ha şimdi biz iki kişi, bize lazım 27 karı. Hay hay. Sen bastırman karı. Ayva. İşte bu kadar. Hayır, ne kadar? Kızlar, ben aldım mangırları. Siz oyalayın bu handavallıları. Hakkınıza. Selametle Bay Kavat. Avad güzeller, avad müziği ve ziyafet. Nasıl yaşar bu deli
insan olmaz doktor. İçkinden kaldın ne? Tatsak ya bir kere. İçkinden kaldın ne? Tatsak ya bir kere. Şöyle. Yallah yallah İstanbul İstanbul yasak ne günah ne neyse ne boş ver be yasak ne günah ne neyse ne boş ver be şu yasak ne. Sağ olun efendim, teşekkürler. Mersi, daha devam edecek. Hayır hayır, kesiyoruz efendim. Kesiyor musunuz? Evet. Çocuklar yerlerinize geçin. Niye efendim? Sayın denetim görevimiz ne olduğunu söyleyecek efendim, buyurun. Buyursunlar. Efendim, bu program aceleye geldiği için çekildikten sonra değil de çekilirken denetleyelim dedik. Söylemiştiniz efendim. Olsun, bir daha tekrarlayayım. Bize adettir bir şeyi böyle 3-5 defa tekrarlarız. Haklısınız, arızaları bile 3-5 defa tekrarlıyorsunuz. Şimdi malumunuz televizyon yayınlarının da bir kaidesi var değil mi beyefendi? Tabii. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. E bizim şarkımızda sakıncalı bir yer mi var? Sakıncalı değil, mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içinde kalır. Evet. O minik kelebek, minik kelebek tamam. E tabii tamam. Kocaman kelebek, ayı kadar kelebek demiyoruz ki. Minicik zaten. Arz ettim efendim. Bizim de bir itirazımız yok. Minik kelebek tamam. Evet. Lakin o uç özgürce uç durmak ne demek? Ne demek? Anlamadınız mı? Anlayamadım. Uç kelebek özgürce uç durma demek. Ha, kelebek dilediği gibi uçsun. Heh. İstediği haltı karıştırsın. Sonra kanun namına dur deyince de durmak ne demek, öyle mi? Yok öyle şey. Yok öyle şey. Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyle ya, kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. Vallahi nerede yaşarsa yaşasın bu memleketin kanunlarına uymak zorundadır. Kelebek mi? Yok, karga. Hangisi efendim? Neden bahsediyoruz? Kelebekten. Evet. Kanunlara uymak zorunda. Evet. Vergisini vermek zorunda değil mi? Evet. Zamanı gelince de askere gitmeli değil mi? Tabii. Kelebek. Evet. Yok, o kadar da değil tabii. Dişi kelebek. Anladınız değil mi çocuklar? Sus! Sus! Şu! Şimdi denetimci amcaların istediği şekilde söylüyoruz. 3, 4. Minik 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 kelebek, minik kelebek, minik kelebek. Dur sakince, uçmak ne demek, uçmak ne demek, uçmak ne demek. Nasıl? Dur. Münasip değil mi? Ama ne benim son derece münasip, yani bundan daha münasip olamaz. Ya bir şey biliyoruz değil mi? Şüphesiz. Minik kelebeğe dur. Sakince dur bakayım. Uçmak ne demek diyoruz. Zaten kelebek dediğiniz uçar mı? Kelebeğin uçtuğu nerede görmüş efendim?
Kelebek böyle sakin sakin durur. Sen inek misin lan? Kime diyorsunuz? Kelebeğe diyorum efendim. Sen inek misin de uçmaya hevesleniyorsun ha? Seni kerata seni. Kelebek dediğim böyle sakin sakin durur. Çayırlarda otlar. Kelebeğin otlaması bitti mi? Bitti efendim. Devam edelim mi? Maalesef devam edemeyeceğiz. Çünkü sondan iki mısrada da cüz'i bir tadilat yapmamız iktiza ediyor. Öğretmenim, bu amca Arap turist mi? Çok konuşma. Şey mi dediniz? Hayır efendim, kelebeğe söyledim. Ha, ben de onu diyordum. Altta gezinme, yüksekte dolaş denir mi? Denmez mi? Şarkıda denir de ekranda denir mi beyefendi? Ne demek? Altta gezinme, yüksekte dolaş. Baba lafa bak. Hayır affedersiniz, anlayamadım. Yani Türkçe olarak mı İngilizce olarak mı denmez? Türkçe konuşuyorum beyefendi. Bundan daha açık Türkçe olur mu beyefendi? Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani ey kelebek ki. Ey güzel cici kelebek. Sen var ya, sen yap. Buraya. Altta gezinme de yüksekte dolaş. Bunun tercümesi bu. İçine sıçtı bu kelebeğinden başlayacağım şimdi. Niye sinirleniyorsunuz? Niye masamı çomaklıyorsunuz? Niye kelebeği silkeliyorsunuz? Şu halinize bakın, kıpkırmızı oldunuz. Efendim, kelebek kaldırdım da ondan. Ne de olsa ağır hayvan. Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani zenginlerin arasında dolaş. Onları gözle, servet düşmanlığı yap. Mini kelebek. Öyle mi oluyor? Haklısınız, suçumu itiraf ediyorum. Avukatımla görüşebilir miyim? Bana da be, bu şarkıyı ben yazdım. Siz yazmadınız ama siz okutuyorsunuz. Üstelik bu kadar minik çocuğu da alet ederek. Lan bu herif var ya, manyak ha. Vallahi böyle. Haklısın çocuğum. Çok konuşma. Beni buraya konuşayım diye oturttular. Siz karışın efendim. Devamlı böyle karışın işte. Şöyle düzelttik. Evet. Altta gezinme, yüksekte dolaş yerine. Fazla gezinme, git bir dalda dur. Çalış çabala, en başa ulaş yerine de. Dana çırpmadan yerinde otur. Tamam mı? Tamam. Derhal şimdi efendim. Hadi. Sus. Sus. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu şarkının gerisi de berbat. Hayır, gerisine sıçayım. Ne varmış gerisinde? Efendim, Neşriyat-ı Umumi'de mahsur mülahaza edilen yerlere fevkalade dikkat etmek icap eder. Onun için şuralarda biraz kısaltmak zorundayım. Kusura bakmayın. Çocuklar sus sus. Kesin. Kestik efendim. Buyurun. Mini kelebek şarkısını bu vaziyette mi söylüyorsun? Mecbur. Yayın yasaklarına riayet etmek zorundayız. Öyle her ekrana çıkan aklına estiğini söylerse olmaz. Bakın çocuklar, değiştiriyoruz. Çalış çabala, en başa ulaş yerine, kanat çırpmadan yerinde otur denilecek. Ya ama öğretmenim, bizim dansımız ne olacak şimdi? Sen sözlere o yeter, gelsene kaçma. Hadi bakalım. Hazır. 3, 4. Geziyorsunuz efendim, değiştirdiğiniz şekilde okuyoruz işte. Güfte olarak evet de, bestede de nazar dikkatimizden kaçmaması elzem bazı şeyler var. Ne gibi? Şimdi biz nasıl söylüyoruz? Minik 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 kelebek, minik kelebek. Evet, minik kelebek. Bu müzik bizim müziğimiz midir? Asla değildir efendim, katkıyım. Değil mi? Çocuklarımıza milli, tarihi ve hamasi müziğimizi öğretmeliyiz. Yeah. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı böyle saçma sapan müziklerle ifsad etmek garip oluyor doğrusu. Çok haklısınız beyefendiciğim. Ne yapmamız lazım geliyor acaba? Mesela şöyle yapabiliriz. Minik kelebek, minik kelebek. Güzelliğe bakın. Minik kelebeğe bakın, ne hale geldi. Beğenmediniz galiba. Oldu mu? İlle de bu olsun demiyoruz. Dünya kadar makam var. Şöyle bir şey de olabilir. Şu anda aklıma geldi. Bakayım beğenecek misiniz efendim? Çok zor bir makam galiba. Minik minik kelebek uçmasın uçmasın. Kanadını kanadını. Susun çocuklar, susun.
Beyefendiciğim, bu kadar ıkındınız, çıka çıka bu mu çıktı yani? Kusura bakmayın, aceleye geldi efendim. Gördüğünüz gibi muhtelif şekiller bulmak mümkün. Yeter ki insan aramasını bilsin. Sayın izleyiciler, Bahçeli Evler Koleji ilk bölüm öğrencileri şimdi sizlere Minik Kelebek isimli Affedersiniz efendim, özür dilerim. Muhterem zevat-ı kiram, Bahçeli haneler, mektebi iptidai talebeleri, şimdi sizlere Minik Kelebek isimli şarkıyı teganni edecekler.